Selamlar, bir önceki videoda ProfiNet'ten Pak3200 cihazıyla haberleşmeyi gösterdik. Çok oldukça basitti zaten ProfiNet olduğu için. Şimdi daha önce Modbus TCP'yi anlatmıştık. Ee, basitçe hani bir PC'deki bir uygulama, bir server üzerinden nasıl veri alacağımızı gösterdik. Ama tabii sadece teoride veya basit uygulamada kalmasın, gerçek bir cihazla e, veri alırken ve aldığımız veri tipleri biraz farklılaştığında nasıl yapıyoruz? Ee, özellikle çok sık kullanılan bu enerji analizörü cihazlarında, modbus, disip üzerinden e, verileri doğru bir şekilde, hani tam registerler aldık okuduk ama bunların e, gerçekten istediğimiz bir biçimde, istediğimiz formatta, işte real olarak doğru bir e, doğru değerlerle okumak istediğimizde nasıl yaparız? Hızlı ve kısaca yine e, ondan bahsedeceğiz. Yine burada bir CPU'muz var. 1500 içerisinde bu, bu defa Modbus Client blokları koşacak ee, TCP üzerinden Modbus TCP üzerinden e, pak 3200'den veri alacağız. Bu da server gibi çalışacak içerisinde zaten e, baktığınızda bir e, server yapısı var. Şimdi programa geçmeden önce bir iki şeyden bahsetmek istiyorum yine teorik olarak bunlardan bahsettiğimiz zaman daha iyi anlaşılıyor. Şimdi burada cihazın manueline baktığınızda e, şunu göreceksiniz. Cihazın manuelinde ethernet sayfasına geldiğiniz zaman ethernet portları Ayarlarında e, Bu sayfada portlarla ilgili detaylı bilgi veriyor e, Burada biraz aşağı inerseniz bir kere şeyi görüyorsunuz modbus e, TCP Protokol için 502 portunu kullandığını Görebiliyoruz Onun dışında Burada yine bir önemli bir bilgi veriyor bunlara dikkat etmeniz gerekli özellikle client cihazınız e, PLC'den başka bir şeyse 1200 1500'de Zaten göstereceğiz ama farklı cihazlarda şuna bakmanız lazım hangi mod bas fonksiyon koduyla sorgu atıyor. Burada 3 ve 4'ü destekliyormuş. E ölçülen değerler okumak için 3'ü biliyorsunuz input register'ları okuyordu, 4'te holding register'ları Multiple olarak yani çoklu olarak. O yüzden buna dikkatli bir şekilde bakmanız lazım. Daha sonra da burada mod bas adres tablosunu görüyorsunuz. Bunlardan birazdan daha detaylı bakacağız. Burada da bakarsanız Modbus fonksiyon kodlarını daha önce göstermiştik. 3 ve 4 dikkat ederseniz bir tanesi Holding Register bir tanesi de Input Register'ları e, okumak için gerekli olan fonksiyon kodları bunlara dikkat ediyoruz e, son olarak şimdi Holding Register'lardan bilgi gelirken biz bunları okurken şimdi sol tarafta cihaz var bu defa ters çizdim biraz sağ tarafta piyasi var burada server burada client biz serverdan verileri okuyacağız genelde bu cihazlardan okuma yaparız zaten Burada okurken Modbus'ta değişkenler alıp verilirken, gönderilirken hepsi Word veya Integer formatındadır. Aslında Integer da de değil, Word daha doğru. Çünkü Word ile Integer arasındaki farktan da bahsedeceğim. Ama Word olması daha iyi, daha doğru okumak için özellikle okuduğumuz değerler 16 bitlik değilse yani bir integer değilse real bir sayıysa veya double Integer'sa veya artı eksi değerler almayan bir sayıysa o zaman sıkıntı olabilir. Yanlış değerler gelebilir. O yüzden word kullanmak daha iyi. Ve burada da holding register'la oluştururken word tipinde oluşturacağız. Örneğin burada 32 bitlik bir değişken var. Voltaj değerini iki tane iki adres alanlık şeyde tutuyor burada cihaz. 001 ve 2 adreslerinde 32 bit toplam iki tane word'ümüz var aslında burada. Bir float değerimiz var. Bunu iki word olarak Modbus'tan gönderiyor. Word 0 ve Word 1 olarak. Biz bunu Word'leri aldıktan sonra anlamlı hale gelmesi için yani real sayıyı görebilmemiz için bunu real'a çevirmemiz lazım. Bunun için de basit, basit bir işlem yapacağız. Burada gelen iki Word'ü alıp bir double Word'ü atacağız. Daha sonra bu double Word'ü de real'a çevireceğiz. real olarak noktalı sayı olarak okuyacağız. Word ile integer arasındaki fark da şu. Aslında ikisi de 16 bitlik değişkenler. Sadece Word daha ham yani raw dediğimiz bir veri tipi analog inputlarda da bunu görürsünüz. 0 ile 15. bit arası yani toplam 16 bit arasında ki tüm değerleri kullanır. Değişkenin değerini bize aktarırken artı eksi yok yani işaret yoktur. Ama integer'da işaret biti de vardır. Integer'da işaret biti olduğu için maksimum alabileceği değer pozitif ve negatif yönde 32.767 ve 768 olabiliyor. Word'de ise işaret biti olmadığı için o 16 bit'in tamamını kullanabiliyor. Yani 65.535'e kadar değer alabiliyor. Eksi yönde almıyor. Dolayısıyla siz integer seçerseniz örneğin 32.000 sayısını karşıya gönderirken e, yanlışlıkla bu sayı eksi olarak gidecektir. Veya 32.000 değil de daha büyük bir değer diyelim. Mesela 40.000 sayısı var. Siz bu 40.000'i 40 Modbus'tan almak istiyorsunuz. E, integer seçerseniz 32.767'yi geçtikten sonra eksiye dönecek. Siz burada eksi 8 bin eksi 7 bin küsür bir değer alacaksınız. Bu hatalı olacak. Ee, tabii bunu e, aldıktan sonra tekrar integer hani e, şeye çevirirseniz, word'a e çevirirseniz doğru değeri görürsünüz. Ama bir, bir daha bir daha işlem yapmaya gerek kalmadan direkt değişken tipini word seçebiliriz. Şimdi tekrar yine The Portal tarafına dönüp buradan uygulamadan devam edelim. Evet, şimdi. Blokları eklemeden önce e, şu şeyi de göstermek istiyorum. E, Pak 3200'de bu Modbus ayarını nasıl yapıyoruz? Bir önceki videoda şeyden bahsetmiştim. Üzerinde bir onboard portu olduğundan Ethernet portu e, ve onun yanına e, diğer tarafına da çift portlu bir Profinet adaptörü takılabildiğinden ve zaten Profinet örneğini onun üzerinden yapmıştık. Şimdi üzerindeki onboard porttan Modbus TCP'yi haberleştirmesi yapabiliyoruz. Onu destekliyor. Ayarlara gelip buradan böyle gelelim. İletişim kısmına geliyoruz. Burada bakın bu onboard portu ile ilgili ayarlar. Burada IP adresini bir kere e, kendi ağımıza uygun olarak vermemiz lazım. E, burada ben bunu 85 olarak yapacağım şimdi. Şurayı değiştirelim. 85 dedim. Subnet'im okey. E, Gateway'im varsa onu yazıyorum. Protokol burada Modbus TCP var. Bir de SEA Network diye bir şey var. Modbus TCP'yi kullanıyoruz. Çık deyince burada kaydedip yeniden başlatacak cihaz onu soruyor. Okey diyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra cihaz yeniden başlatılıyor. Buraya bu kadar yapacağımız kısım. Bundan sonra şimdi artık piyas tarafına geçebiliriz. Neydi bizim her zaman kullandığımız bloğumuz Modbus için. Adırsın altında Modbus TCP, Modbus Client. Hemen bloğumuzu buraya ekliyoruz. Daha sonra geldik şöyle bloğun detayına. Şimdi buradaki değişkenleri kullanabilmek için ne yapıyorduk? Yine her zaman olduğu gibi data block ekliyorduk. Bir tane data block ekleyelim. Data bloğumuzun adı mb. Kontrol olsun. Bu data bloğun içerisinde neler olacak? Request'i zaten üzerinden verecektik. Ona gerek yok. Ee, öncelikle bir her zaman olduğu gibi ne vardı bizim kullandığımız? Pozitif yükselen kenar. Bunu da yine array tipinde yapalım. Bu sefer çok fazla yapmayacağım. 7 tane. 0'dan 7 yani bir byte kalan yeterli. Daha sonra ee, burada nelerimiz var? Disconnect'imiz var. Bunun tipi bool olacak. Sonra buradaki ee, değişkenleri teker teker ekliyorum. Connect'te de yine tcon, ip, b 4 Zaten bunu ezberledik artık. Hard değerimiz 64'tü PLC portunun. ID connection ID 1 verelim. E, TCP olacak şimdi default e, B zaten 11 demek. Active establishment'ı biz kuracağız. E, client olarak. Daha sonra remote adres. Burada bak 3200'ün adresine giriyoruz. Buraya dikkatli girelim. Hatalar olabiliyor hızlı yazarken. 85 yapmıştık. Remote port 502'ydi dokümanda da gördüğümüz gibi. Lokal portu boş bırakabiliriz. Hangi port müsaitse oradan çıkar. Şimdi bir tane daha blok ekleyeceğiz. Bu da aldığımız registerları kaydetmek için bir buffer gibi düşünün. Buraya M ve registers diyelim. Bunun içerisine açılan kısma da array yapacağız yine. Array'imizin adı ne olsun? reg diyelim registers array 0'dan 124'e kadar of ne olacaktı? word yapalım demiştik. Hani Modbus'ta daha önceki örneklerde int yapmıştık. Çünkü sadece integer değerler alıyorduk. Çok önemli değildi ama işin içine cihazlar girmeye başlayınca burada word yapmamız daha iyi oluyor. Bunları yaptıktan sonra hemen geldik data şu yaptıklarımızı pardon O ee, OB1'e geldim. Bu yaptıklarımızı bağlayacağız. MB kontrolün içerisinden buradan alıp alıp buraya ben atacağım. Disconnect'i atıyorum. MB modumu. Data adres. Data length. Connect'i aldım buraya attım. Data pointer'ı bağlarken de array'in kendisi ilk elementini değil. ilk indeksteki ilk element, elemanı değil kendisini erin tamamını buraya bağlıyorsun. Request'e geldik. Ne yapacağız bir tane yükselen kenarda clock birer saniyede bir sorgu atsak yeter. Bu daha hızlı veya daha yavaş olabilir. Ya Modbus'ta falan böyle çok çok hızlı şeyler beklemeyin. Hani ortalama saniyede bir veri almak yeterlidir. Burada da bir tane yükselen kenar değişkenimizi şuradan belgeler şey vardı. Şöyle büyütürsem daha rahat görürsünüz. Datanın içinde. Bunu buraya bağlayalım. Şuraya da her zaman yaptığımız gibi şu bloğun neydi? MB Client DB'nin bizi meşgulken sorgu atmaya çalışmasın. Tabii içeride onu engelliyordur ama ben yine de garanticiyim. Ee, bu şekilde yaptık. Şimdi buradan verileri bir okumaya çalışacağız. Ee, buraya kadar yaptıklarımızı bir kaydedip yükleyelim. Nük dedik bir online oluyorum. Online olunca hemen mod bas modumuz sıfır. Help'ten bakarsak okumak için sıfır gerekiyordu. Birazdan detaylı bakarız. Karşı tarafın adresi önce bir 40001'den 40 deneyelim. Daha sonra data length yine bir 10 tane word okumaya çalışalım. Ondan sonra bakalım burada register'ımızın içerisinde bir değiş bir şeyler geliyor mu? Onu bir görelim. Böyle baktığımız zaman herhangi bir değer gelmiyor. Şimdi ben tahmin ediyorum sebebini ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tarz haberleşme uygulamalarında elinizde bir çalışan bir tool varsa önce onunla denemek daha iyidir. O yüzden şöyle gelelim bir Modbus Poll'den bir sorgu atalım. Modbus Poll'dan. Setup, pardon Connection Connect diyoruz. Adresimiz neydi? 85, portumuz 502. Okey diyorum. Illegal data adres diyor. Neden? Çünkü şeyin manuelinden hatırlarsınız cihazın bakın manuelinden hatırlayacağınız üzere data adresimiz neydi? Offsetimiz birden başlıyor. Bakın 40.001 bir değil birden başlıyor. Buna dikkat edeceğiz. Piyasada onu yapmamız lazım. Burada connection'dan e, pardon setup'tan şurayı 1 yaptım. Setup'a geliyoruz. Ee, burada slave adres şeyde değişken adresi, register adresini sıfırdan değil birden başlatıyoruz. O illegal adres hatası gitti. Daha sonra Burada okuduğumuz yerler çok anlamlı değil. Aslında bizim ilk başta okumamız gereken birinci adresten okuyacağımız şey neydi? Burada voltaj bilgisi. Yani buradaki voltaj değerini okumamız lazım. Onun için de e, şurayı da daha iyi görürsünüz. Buradan bakarsak 227 volt gibi bir şey var. Şimdi demek ki burada bir yanlışlık var. Okuma var evet haberleşiyor ama şeyi düzeltmemiz lazım. E, ne yapalım? Şuradan display'e gelelim. Bir kere signed gösteriyor. Yani bu desimal gösteriyor. Biz bunu bir kere float'a çevireceğiz. Float'a çevirince değerler değişti ama hala ekrandaki gibi değil. Gördüğünüz gibi istediğimiz gibi değil. O yüzden bunu tekrar display'den float inverse yapalım. Bakalım. Evet şimdi doğru değerler geldi. Bakın sıfır e, zaten yok öyle bir adres. Birden başlıyordu. 1 ile 2 bir float think point'i yani 2 word'lık bir değeri eşdeğer. Ondan sonra 3 ve 4 sonra 5 ve 6 yani hepsi 2 word gidiyor. Ee, ve biz bunları float olarak piyasadan okumamız lazım. Şimdi piyasi tarafında tekrar deneyelim. Geldik diye. Burada OB1'e gelelim. Şimdi adresi 40.001 değil adresi 1 gireceğiz. O zaman help'e bir gidelim. Help'e geldik. Bakın burada Modbus'un modlarına bir bakalım. Modlarda şimdi adres eğer e, adresi biz 40.001'den değil. Bakın mod bastatı adres 40.001'den veya 400.001'den okuyacaksan sıfırla sorgu at diyor. Ama karşı taraftaki cihaz birden başladığı için adresim sıfırla 65.635 arası 65.535 arası okuyacaksanız yine fonksiyon kod 3 ile o zaman 103 koduyla çağırın diyor. Yani biz bloğumuzu modbus modumuzu burada 103 yapacağız. Okuyacağımız adres 1 olacak. 10 tane word oku diyoruz. Gelelim register'lara. Evet bakın buraya değerler geldi. Ama gelen değerler anlamsız şu an için. Hexadecimal görüyoruz word olduğu için. Decimal de görsek. Bir bir real'ın yarım yarım ikiye bölünmüş hali bu. Çok bir anlamlı değil. O yüzden. Şimdi gelen bu değeri anlamlı değere çevirmek için. Şey yapmamız lazım. Eee bir işlemden geçirmemiz lazım. Öncelikle bir tane data blok ekleyelim. Ednif blok diyelim. Bu data bloğumuz bu sefer analizörün anlamlı değerlerini içerisinde. Modbus'tan gelenleri değil de direkt enerji değerlerini. Enerji data da diyebiliriz. Herhangi bir şey diyebiliriz. Analizör 1 dedim ben buna. Şimdi burada şuna bakacağız. Şurada gördüğünüz şeyleri buraya mesela okumak istediklerimize göre dizayn edeceğiz burayı. Ben örneğin voltajı okuyayım. Şurada bir iki tane. İşte işte frekansı okuyayım gibi şeyleri buraya atabilirsiniz. İstediğiniz değişkenleri buradan. Mesela frekansı yazarsa o da floatmuş tipi. Buradan hem tipine bakabiliyorsunuz hem de şeyleri görebilirsiniz. Hani e, offsetlerini görebiliyorsunuz. İki registerlık alan kaplıyormuş. Her biri iki wordmuş bunların. Bazen dört de olabiliyor. Long olabiliyor. Şimdi e, özellikle enerji kaydetme durumları falan varsa sayaç gibi. Buraya geldik. Buraları dolduracağız. Örneğin voltage voltage v a n dedi. L1 L2 arası aslında şöyle de yazabilirim. L1 alt dere, n yazabilirim. Data tipi realmış. Şimdi buraları bu şekilde dolduruyorum. Şimdi örneğin e, şuradan bakayım tekrar. Neyi alalım? Frekansı alalım mesela 55'miş. Şuraya frekansı ekliyorum. O bir bire geldim. Şimdi e, register'la da şöyle yaparsak daha güzel olur. Bu bizim ham verimiz. Yani buradan alacağımız şu taraftan alacağımız verimiz. Burası da birden başladığına göre. E, ben de burayı birden başlatsam daha güzel olur aslında. O yüzden şuraya geldim. Burayı birden 125 yaptım. 0-124 değil. Bu şekilde daha kolay olacaktır benim için. Şimdi bir tane blok ekleyelim. Ve bunun e, ismi de şöyle olsun word 2 to real. ya yani iki word'ü alıp real'a çeviren bir fonksiyon olsun bu. Modbus'tan gelen değerleri alıp real'a çevirip şey atacağız. Input iki tane input'umuz olsun. Word 0 değeri word tipinde olacak. Bakın integer değil. İkincisi de word 1. Bu da yine word. Daha sonra temp değişkenimiz olacak bir tane double word. Alt diyelim sonuna. Ee, sistem değişkenlerini böyle hani sistemde keyword olan şeyleri kullanmak doğru değil. O yüzden ya sonuna bir şeyler yazın ya da başka isim verin. Ve alt tire ekledim. Çıkışta da bir tane alt olacak. O da e, real out tipi de an üstünde real olacak. Şimdi e, aslında yapacağımız işlem şu. Mod e, Modbus'tan gelen iki tane word'u bir real ile assign edeceğiz. Ama bir de swap edeceğiz buna. Çünkü bizim biliyorsunuz 1300'lerde de 1500'lerde de word'ler e, word bazında byte bazında işlem yapılırken hep e, swap olur. Yani düşük derlikli word ile e, yüksek terlikli word veya byte yer değiştirir. O yüzden aslında basit bir move işlemi yapacağız burada. Geliyoruz. Move diyelim. E, girişteki neydi? Word sıfırdı. Word sıfırı alıyoruz. E, şunu atladık. Şu double word'un tipi bool kalmış. Bunu double word seçeceğiz. Onu unuttuk. Geri dönüp düzeltiyorum. Buraya geldik. D word double word'umuz nokta yüzde word 1'e. Bu slice access diye geçiyor 1500'lerde. Bir word'un bitlerine, byte'larına veya double word'un word'lerine bu şekilde erişebiliyoruz. Yine input'taki diğer word'u aldık. Word 1'i acele etmeyelim. Move diyeceğiz önce. Word 1'i aldık. Bu defa double word'ün nokta yüzde word sıfırına yani sıfırdan gelen word'u word, word 1'e birden gelen word'u word sıfıra word assign ettim. Yani sunumda da aslında göstermiştim. Yine benzer bir şekilde şöyle anlatmaya çalışayım. Burada bir tane voltaj değişkenimiz var. Real olarak 2 word'ten oluşuyor. Modbus'ta ee, örneğin bunun word dizilimi sağda sıfır solda bir. Bunu karşı tarafa bizim tarafa aldık. Alırken ne yapıyoruz? Vol, önce mod bastan alıyoruz. Modbus register'larını aldık word sıfır word bir diye. Sonra bu, bunu bir double word atıyoruz. Tabii bunu double word atarken yer değiştiriyoruz. Bakın word sıfır sağa geldi. Word bir pardon word sıfır sola geldi. Word bir sağa geldi. Sonra bu double word'ü into uh, to real veya word, double word to real komutuyla real'a çeviriyoruz. Buradaki real'ı aynen burada oluşturmuş oluyoruz mantık olarak. Bunu program içerisinde bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ee, önce birinci word'ü aldık. Double word'ün e, e, ikincisine. Sonra ikinci word'ü aldık. Double word'ün birincisine. Daha sonra burada sistem komutu kullanacağız. E, convert komutumuz var. Burada ne yapacağız? Double Wordten neye çeviriyoruz? Real'a e çeviriyoruz. Double word'umuz zaten. D word'umuz vardı. Bunu aldık. E, real out'umuz var. Bunu bağlıyoruz. Compile edelim. Hata almıyorsak ki herhangi bir hata yok. Şimdi bunu bir kere yaptıktan sonra e, birçok yerde kullanabiliriz. Şuradan çağıracağız. Herhangi bir data block da gerektirmiyor. Fonksiyon olduğu için. Direkt geleni çevirerek gideyim, çıkışa yazacak. Buraya biz şimdi register'lardan e, buradan adresleri yazarak örneğin hangi değeri almak istiyoruz tekrar şuradan şeye bakarsak haritamıza dönersek voltajı e, almak istiyorum. Offset'ine bakıyorum 1. Yani gelen değişkenler 1 ve 2 aslında. 1 ve 2. O zaman voltaj değerini okumak istiyorum örneğin. Voltaj label'ı 2. Neydi offset'i? E, registerlardaki 1 nolu ve 2 nolu register double'dı bu iki register harcıyordu. 1 ve 2. O zaman döndüm bu tarafa programa. E, şunu tekrar ekleyeyim. 1 ve 2'yi almak için modbus register'larda geldim. Buraya 1'i alıyorum. Daha sonra 2'ye alıyorum. Çıkış olarak da bunu ne yapacağım? Analizör değişkenimde karşılık olarak hangi şeyi okuyorsam onu yazacağım. Buraya yazıyorum. Buraya kadar yaptığımı şöyle bir yüklüyorum. Online olalım. Bakın 226 volt gibi bir şey var. Hatta şuradan analizörün içerisinden bakarsak daha hepsini görebiliriz. Diğer eklersek diğerlerinde. 225, 226. Ee, buradan bakalım. Şeyin değerini bakın l 1 227, 226 gibi görüyoruz. Aslında burada almak istediğimiz değeri e, çok hızlı bir şekilde aldık. Bu şekilde siz de istediğiniz değişken tiplerine göre manipüle edebilirsiniz. Bir kere buffer aldıktan sonra yani buffer dediğimiz yer neresiydi? Register'lara buraya getirdikten sonra buradan istediğimiz gibi aynen şurada olduğu gibi e, Word'dan Reel'a e, iki tane Word'ü birleştirdik bir Reel değer elde etmiş olduk. E, benzer şekilde siz de şey yapabilirsiniz bu tarz uygulamalar yapabilirsiniz. Evet Bu uygulamayı da e, bu şekilde tamamlamış olduk. Enerji üzerinden hem Profinet'le hem de Modbus'la e, bilgiyi kolayca alabiliyoruz. Bir sonrakinde hani belki daha ileriki bir video olur şu an elimde o ürün yok gelecek. bas artı üzerinden de bunu benzer şekilde nasıl yapacağımızı göreceğiz. Ee, görüşmek üzere. Teşekkür ederim.